Sen kimdensin? Sen bak Ebu Cehil'den değilsin. Sen Ebu Sufyan'dansın. Bir gün boş vakti olursa tüm bunları da anlatacağım. Sen öyle plancısın, öyle plancısın. Ulan herkesi tak tak tak. Ama vatan fedaileri Allah yardım etti pisliği çıktı orada. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Ali'den olmak diye bir şey vardır. Bizim atalarımız İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok hassas, adaletli olanlara bu Ömer'den denir. Dostluğa çok değer verenlere, dostluğa çok sadık olanlara bu Ebubekir'den denir. Yiğit olan, savaşçı olan, boynunu hiçbir şartta kimseye eğmeyenlere bu Ali'den denir. Ali Allah'ın aslanı Ali'dir. Bu denir. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Bu vatanın serden geçtileri Ali'dendir. Bu vatanın delileri Ali'dendir. Hacı Bektaş-ı Veli örneğinde olduğu gibi bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna, mızrağın ucuna Kur'an yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız. Sonra ona en sadık olan haricileri ondan ayrılmasına vesile olup onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben. Bir kere bizim büyüklerimiz bize ölümleriyle, şehadetleriyle, şehitlikleriyle miras bıraktılar. Bu konulara aslında bir gün böyle bir tam videoyla girip bazıları şey diyor, işte Alevilerin desteğini almak için yapıyor. Tamam. Ne kadar bilgili tanıdığınız varsa Alevi dedesini getirin. Hadi bakalım. Ne kadar tanıdığınız Alevi tarihçi var getirin. Hadi bakalım. Ben bunları 2 günde öğrenip Alevilerin desteğini almak için anlatıyor olamam ki. Onları şaşırtacak kadar, hayrete uğratacak kadar bilgim var. Aylarca anlatabilirim. Çocukluğumdan beri inceledim. İnceledim ve Ebu Sufyan'ın her ne kadar kelime-i şehadet getirse de o Mekke'ye girişte kafası kesilen 14 kişiden biri olmamak için geçtiğine inandım. Ben bu itikat üzere oldum. Ve ben bunu tüm büyük dini cemaatlerin içerisinde savundum. Onlar anlattı, ben anlattım. Onlar günaha girersin dediler. Ben dedim ki olsun. Kemal Hoca, Kemalut Hoca, dehşet insan, İsmaila cemaatinin vekil hocalarından. Pürü pap şimdi 80 küsur yaşında. Adam, Sayın Cumhurbaşkanı evine gider, valiler, belediye başkanları, bu kardeşiniz, herkes gider. Evindeki eşyaları satsam 5.000 TL etmez biliyor musun? Kutu kadar evde oturuyor. Dünya Türkiye'yi yöneten herkes orada. Bu fakir kardeşiniz de orada. Adam. Ben orada İsmaila cemaatinden birçok kişi vardı. Bana dedi ki böyle deme. Muaviye ile ilgili konu açıldı. Ben anlattım. Bilgi birikimim dağarcığında. Onlar anlattı, ben anlattım. Günaha girersin deme dedi. Ya dedim ki ben günahkar olarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırım hocam. Ama sırf sen mutlu ol diye seni çok seviyorum dedim. Elini öperim, ayağının altını öpeyim. Ya fiil bak namuslu adam, vallahi ayağını öperim. Ama dedim bir gün öldüğümde Yüce Allah bana derse ben sana beyin verdim, akıl verdim. Okudun, inceledin, karar verdin. Sırf birini mutlu etmek için niye böyle söyledin derse ben ne yaparım hocam dedi. Herkes şahit konuşmaya. Birçok vekil hoca vardı. İhvan kardeşler vardı orada. Sen Ebu Sufyan'dansın. Ey silüet tezgahçı. Ehl-i Beyt'i zulmetmek için kurulan o tezgah var ya aynısını kuruyordu. Tam yakalandı bir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. Ya ben sana neler geldi geliyorum. Geliyorum oraya bekle.